Ülkemizde vatandaşın banka borcu 14 yılda 63 kat artmış. Her 4 gençten biri işsiz, çiftçi toprağını terk etmekte. İşlediğimiz tarımsal alan miktarı 4,5 milyon hektar azalmış. Biz neyi konuşuyoruz peki? Müftülüklere nikah yetkisi verelim mi, vermeyelim mi? Son 15 yılda ülkemizde boşanmalar %38 artmış. Fuhuş %790, çocukların cinsel istismarı %434, cinsel taciz %449, uyuşturucu bağımlılığı ise %678 oranında artmış. Ülkemizde çocuk hükümlü sayısı 5 yılda 5 kat artmış. 2002-2016 yılları arasında 5734 kadın cinayeti gerçekleşmiş. Son 10 yılda 482.000 kız çocuğu ülkemizde zorla evlendirilmiş. Gazeteciler tutuklu, milletvekilleri tutuklu. Peki biz neyi konuşuyoruz? Müftülüklere nikah yetkisi verelim mi, vermeyelim mi? Ege Denizi'nde adalarımız Yunanistan tarafından işgal edilmiş. Mehmetçik, Azez'de, Cerablus'ta, İdlib'de, Alrayı'da her geçen gün bir haber alıyoruz, bir vatan evladımız şehit oluyor. Türkiye bunca mühim sorunun yanı sıra tüm bu sorunlara çözüm üretmesi gereken parlamentonun bu sorunları bir yana bırakarak il ve ilçe müftülüklerine nikah yetkisini vermeyi tartışması öncelikle şehitlerimize ve onların aziz hatırasına saygısızlık ve milletin sorunlarına da sırtının dönülmesi demektir. Peki ülkede nikah kuyrukları yokken, isteyenin dini nikah kıydırmasına herhangi bir engel de yokken bu tasarı niye parlamentoya gelmiştir? Bu düzenleme bir taraftan ülkenin yakıcı gündeminden vatandaşı uzaklaştırarak yapay gündem yaratmanın aracıdır. Diğer taraftan ise ülkemizde her alanda toplumun dinselleştirilmesi stratejisinin bir parçasıdır. Orduda imam, okulda imam, hastanede imam, sivil savunmada imam, şimdi nikahta imam. Bu tavır muhafazakar demokrat gömleğini çıkarıp siyasal İslamcı gömleğini giymektir değerli arkadaşlar. Bu tasarı yasalaştığında vatandaşlar dini nikah töreniyle evlenenler ve resmi nikah töreniyle evlenenler olarak ayrışacak. Toplum müftüye nikah kıydıranlar ve belediyeye nikah kıydıranlar olarak bölünecek. Evlenecek çiftler arasında daha nikah kıyılmadan müftülük nikahı mı kıyalım, belediye nikahı kıyalım mı diye tartışmalar çıkmayacak mı değerli arkadaşlar? Yaşanacak bir başka sorun da farklı inançlara sahip yurttaşlarımız arasında olacaktır. Dolayısıyla Hristiyan, Yahudi, Ezidi vatandaşlarımız ya da toplumumuzun önemli bir bölümünü oluşturan Alevi vatandaşlarımız ya da Hanefilik dışında diğer mezheplere aidiyet duyan vatandaşlarımız belirtilen eşitlik ilkesi uyarınca Alevi dedesinin, papazın, hahamın, Caferi vatandaşlarımız kendi cami hocalarının, Şafiler, melelerin önünde bu hakkı kullanmak isterse nasıl bir uygulama olacaktır? Değerli milletvekilleri, belirtmek gerekir ki il ve ilçe müftülüklerine nikah kıydırma yetkisi verilmesi, Tanzimat ile başlayan, Cumhuriyet ile devam eden Türk kanunlaştırma hareketinin gelişim çizgisine de aykırı, uygarlık yolunda ileriye değil geriye gidişin bir göstergesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacı güden devrim kanunlarını zaafa uğratma, anayasayı delme çabasından başka bir şey değildir. Değerli arkadaşlar, bir hafta içerisinde 6 tane evladımız şehit oldu. Bu tasarı ülkemizin içinde bulunduğu koşullar düşünüldüğünde ülkeye yarar getirmeyecek, bilakis yeni ayrışmalar, kutuplaşmalar yaratacak düzenlemeler içermektedir. Tüm yurttaşlarımızın birlik beraberliğine en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde yasama organının ve milletvekillerinin, hükümetin görevi bu birliği beraberliği sağlayacak bir tavır içinde olmaktır. Ayrıca nikah kıyma yetkisi belediye nikah memurlarının, nüfus memurlarının elinde, bunların büyük bölümü kadın. Bu yönüyle bakıldığında bir tane kadın müftü, bir tane kadın din görevlisi var mı değerli arkadaşlar? Kadını erkek egemen bir zümreye teslim ediyorsunuz. Türkiye kadın örgütlerinin dediği gibi bu hamleniz kadın kıyamıdır. Cumhuriyetin en önemli değeri Medeni Kanunu din eksenli bir kanunla değiştirmenize Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşıyız, karşı oy kullanacağız. Cumhuriyetin eseri olan bu gazi mecliste milletvekili olarak bulunan sizleri, başta kadın milletvekillerimiz olmak üzere 6. maddeye hayır oyu kullanmaya davet ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.